Aydın'ın çilek üretim merkezleri arasında yer alan Köşk ilçesinde çilek üretimi yapan çiftçiler toptan fiyatlarının 10-12 lira civarına gerilediğini ve bu fiyatın da ancak toplama ücretlerine gittiğini söyledi. Köşk ilçesinde yaklaşık 55 dönüm alanda çilek üretimi yapan Muhammed Kaymak şunları söyledi. Çilek üreticisiyim. İlk önce bundan 4 yıl önce 5000 metrekare alanda başladım. Şu anda 55.000 metrekare alanda üreticilik yapmaktayız. Bunun 30.000 metrekare alanı kapalı, 25.000 metrekare karesi açık alanda üretim yapmaktayız. Bu yıl çilek verim olarak iyi. Havaların serin gitmesinden dolayı ikinci, üçüncü döküme geçti. Yani ortalama olarak 3.000-3.500 kilograma yaklaştık. İlk başta kendini kurtarıyordu. Ortasında biraz iyiydi. 30 TL'ye kadar çıktı. Şu anda fiyatlar düştü. İhracatın olmamasından dolayı, ihracatta havanın nemli olmasından dolayı ihracatçı geri çekildi. Şu an ne kadara gidiyor çilek? 10-12 arası gidiyor. 8 Nisan'da hasada başladık. Herhalde Temmuz 15'e kadar devam eder. Köşk Ziraat Odası Başkanı Levent Güler şu ifadeleri kullandı. Atça, Sultanhisar, Köşk, Aydın'ın en fazla çilek üretilen, çilek üreticisinin olduğu yerler. Odamıza bağlı yaklaşık kaydı bizde olan 109 üreticimiz var. Yaklaşık 4000 dekar gibi bir alanda gerek örtü altı gerek açık olaraktan çilek üretimimiz yapılmakta. Bölgemize, yöremize de çok büyük katkılar sağlamakta. Hem istihdam açısından hem maddi olaraktan, gelir kaynağı olaraktan. Çilek köşkün olmazsa olmazlarından. Ama malum 2 yıldır bir enflasyon verilerinin yükseğe çıkmasıyla alakalı olaraktan işte ilaç, gübre, işte sera demiri noktasında her noktada maliyetlerimiz aşırı derecede arttı. Bir çilek bilindiği üzere muhakkak insan gücüyle toplatılan bir şey. Herhangi bir makineyle hasadı falan şu anda yapılamıyor. İnsan işte iş gücü, tarım işçisi bulma noktasında üreticimiz çok fazla sıkıntılı. Yaşanan bu olumsuzlukların yanı sıra sanayi ürünü olarak da kullanılan çileğin alımlarının yapılmaması da üreticilerin zarar etmesine neden olduğunu belirten Başkan Güler sözlerini şöyle sürdürdü. Bunun yanı sıra da eklenmesi gereken ikinci bir hususta çilek hani sadece meyve olarak tüketilmiyor, sanayi mamul olarak da işte suluk dediğimiz ya da dondurulan işte ikinci kalite çileklerin işte saplarının cımbızla ayıklanıp soğuk havalarda bekletilmesiyle işte reçeldi, her türlü işte Danone'ydi falan büyük şirketlerin dondurulmuş olarak işte yoğurtlu falan kullanılmasında da bu sene taleplerin çok azaldığını görmekteyiz. Sanayi ürünü olarak da ikinci ürün olarak da bu çıkma çileklerin değerlenmemesi, fiyatların düşük olmasından dolayı da artı ekstra bir çilek üreticisine zarar görüyor. Bundan dolayı da çilek üreticisi zararda yani onu da belirteyim.